Şimdi çok derin sularda olacağımız için can yeleğimizi giyelim. Ne olur ne olmaz kayığımız batar. Biz mahsur kalmayalım. Bu şekilde can yeleğimizi de giyersek daha güvende oluruz. Evet. İlerlerden hep gölde su var diye hareket ettik. Hatta geçen hafta yamaç paraşüt alanından göle baktığımızda masmavi bir su var görüntüsündeydi. Göl bayağı da bir genişti. Hatta orada bulunan protokoldan olsun, diğer katılımcılar olsun, yarışmacılar olsun bunu o şekilde gördüler. İkna edemedim tabii. O bir göz yansıması. Mesela buradan baktığımızda telefonda ne kadar belli olacak onu bilmiyorum ama tam şu ufuk çizgisinin o dağlarla bitiştiği noktada bir ıslaklık var gibi. Ben buraya geldiğimde de burası ıslaktı. Yani uzaktan gördüğüm kadarıyla burası maviydi. Ama şu anda yanına kadar geldim ve su olmadığını gördüm. Burada yeni çekilmiş bir su alanı var. Burada bir yeşillik kalmış az bir şey. Burada suyun yine son noktası şeklinde bir çukur, küçük bir çukur ve bu kadar zamandır yani yıllardır göle gelirim. Böyle bir çukuru ilk kez görüyorum. Burada da tabii ıslak gibi nemli gibi gözükse de bir tortu kalmış böyle o en son ıslaklığın vermiş olduğu bir ıslak küf gibi şey gibi toz gibi o değil çamurmuş. Bu sefer ben yanıldım. Göldeki son damlada bu şekilde kuruduğuna şahit olmak çok üzücü ve şu anda biz 25 Ağustos'tayız. Son damla suyun yok oluşu bu küçük çukurda ve şu anda tam ortasındayız. Sular tamamıyla çekilmiş. Burası da yumuşak lokum kıvamında bir balçık. Tamamen batmıyor ve tamamen de sert bir zemin değil. Şu anki bastığımız gibi bir zemin değil.